görüyorsun halimizi. Perişan bir haldeyiz. Beş paramız kalmadı, sefalet sardı dört bir yanımızı oğluşum. Bak şu kızın suratına bak, kaldır kafanı kız, bak. Baksana bir deri bir kemik kaldı, bak. Bak buralar hep içine çöktü, bak. Bak kemik sesi geliyor kızdan, neden? Bu kız aç, aç. Boğazından bir lokma bir şey geçmedi, açız oğlum, ne olur. Kredi kartlarımı geri ver. Vallahi hiç öyle aç kalmış beş parasız bir haliniz yok. Saraylarda bile böyle kahvaltı sofrası yok ya. Şuna bak. Oğluşum bunlar hep veresiye. Bakkala, çakkala, manava, kasaba hep borç yazdırdım oğluşum. Yok paramız diyorum sana ya. Ne olur kartlarımı geri versen. Ya Elif. Doğru söylüyor. Hep gelecekten yiyoruz. Madem paranız yok, neden olmayan parayı çarçur ediyorsun anneciğim? Ananas yemesen, avokado yemesen ölür müsün acaba? Aa, sen benim annemi tanımıyor musun? Kendisi sürgün edilmiş Costa Rica prensesidir. Bak, bak, bak şu hale bak. Evet, doğru söylüyor kızım. Öyleyim oğluşum. Yani insan belli bir standarta çıkınca oradan aşağı inemiyor yani. Bünyen inemiyor. Yani ben sabahları avokado, ananas yemeden güne merhaba diyemiyorum oğluşum. Ne yapayım? Kartlarımı geri ver ne olur. Daha değil anneciğim. Daha sen yaptıklarının bedelini ödemedin. Daha değil. Daha ne yapacağım acaba? Mor Menekşe'nin yanında garson olarak çalıştım oğluşum. Ne yapayım ya? Çileye mi kapanayım? Ne istiyorsun benden? Para kazanmanın zorluğunu anla. Anla ki milletin ekmeğiyle oynama. Aman, aman sen zaten beni dinle. Sen zaten doğdun doğalı böyle olgundun. Böyle vakurdun. Para dediğin insanı bozar. Sen niye bozulmadın oğlum? Hayret ediyorum ya. Biraz bozul, biraz gevşe, biraz değiş. Ya niye öyle kartlarımı geri ver oğlum? Burada. Yok, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben yok, bakarım. Yok. Çok yalnızım ben onlarsın valla. Cüzdanımı açıyorum, bakıyorum böyle bomboş ya. Şıkır şıkır üç orada, üç orada dururdu. Oğlum ver kartlarımı ver. Hadi afiyet olsun Elif. Oğluşum, bak hakkımı helal etmem sana. Ya süt hakkım var en azından. 5,5 yıl emzirdim ya. Costa Rica prensesi ne ya? Bana bak, daha sık gel. Sen gelince hayatım daha bir çekilir oluyor. Ya, al bakayım sen şunu. Bakma, bakma, al, al. Bana bak, sakın anneme çaktırma. Bir ihtiyacınız olursa da oradan alırsınız. O iş bende. Tamam. Aa, küçük gelmiş. Bir şey olursa ara. Aa, Elif. Yok, bir sallama yok. Ya ben bunları hep unutuyorum ya. Zeynep'e gideyim de bir üstünden geçelim bunu. Babacığım. Hadi iş evet. Babacığım. Oğlum yine mi ya? Şuna evet. Bak ya. Buraya kadar gelmiş, insan bir gel işe bırakayım falan der. Tabii hiçbir belediye otobüsü şoföründen beklenecek tavırlar değil. Sanırsın adam CEO. Baba, ne olur şu gözlüğü bul. O gözlük bulunduktan sonra otobüs durağını kapımızın önüne taşıtacağım valla. Hadi ben gittim, görüşürüz. Vizyonsuz ya. Benim kardeşim vizyonsuz. Vallahi. Yani demiyor ki son model araba alacağım. Hala diyor evi durağın önünde falan filan. Fakir, rüyası bile. Ah, dayı dayanamadı tabii ki. Mesra. Efendim Ozan? Ne yapıyorsun? Hadi, işe geç kalacaksın. Biraz daha çabuk. Hadi. Gidelim. Gıcık ya. Zed var ya, artık arabana da, havana da, sana da başlayacağım ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.